Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugünkü eğitim videomuzda sizlere 5 dakikalık grafiklerde kullanabileceğiniz gerçekten muazzam çalışan bir alsat stratejisini anlatacağım. Bu stratejiyi kullanırken 3 farklı indikatör kullanacağız. Kullanmış olduğumuz indikatörlerin girdi ayarlarını değiştirerek 5 dakikalık periyotlarda maksimum kar oranını hedeflemiş olacağız anlatmış olduğum strateji kripto paralarda, altcoinlerde, hisse senedinde ve forex gibi farklı paritelerde de gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Eğer vadeli işlemlerde işlem yapıyorsanız da hem long yönlü hem de short yönlü işlemlerde yine aynı şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Anlatmış olduğum eğitim videolarını beğeniyorsanız ve eğitim videolarının devamının gelmesini istiyorsanız anlatmış olduğum strateji videolarını beğenip kanala abone değilseniz de kanala abone olursanız çok sevinirim. Çünkü sizin beğenileriniz sayesinde ben her gün sizler için farklı farklı içerikler üretiyorum arkadaşlar. Umarım anlatmış olduğum içeriklerin faydasını görüyorsunuzdur. Her zaman söylemiş olduğum gibi anlatmış olduğum eğitim videolarında hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Lütfen bunları baz alarak birebir işlem yapmayınız. Büyük zararlar elde edebilirsiniz. İzninizle eğitim videolarımıza geçiyorum. Öncelikle görmüş olduğunuz gibi karşımda bir kripto para birimi olan MATIC USDT. Karşımda kendisi bir altcoindir. Grafik periyodum 5 dakikalık periyotlardayım. Mumlarımız normal mum grafiği burada da görmüş olduğunuz gibi ve göstergeler kısmına tıkladığımız sizler için daha önceden favorilerime eklediğim 3 tane indikatörüm de karşımda. Buradaki indikatörleri açarken şuna çok fazla dikkat etmeniz gerekiyor indikatörlerin ismini yazdıktan sonra o indikatörden belki 5 tane veya da 10 farklı indikatör karşınıza çıkabilir. Bu tarz durumlara düşmemek için indikatörlerin karşı tarafında bulunan yayıncılarını dikkate alalım. Burada görmüş olduğunuz gibi SEM, buradaki indikatörümüzün yayıncısı SEM. İşte alt tarafta Volume Flow indikatör var. Bunun bir tarzında yayıncısını aynı indikatörleri açmaya özen gösterelim ve bu üç indikatörümüze birer kere tıkladıktan sonra indikatörlerimiz bizim karşımıza geleceklerdir. Öncelikle ekranı büyütüyorum daha iyi bir anlatım yapabilmek için. Ardından ilk önce EMA hareketli ortalama açıyorum. EMA girdiler kısmına geldiğim zaman uzunluğunu 200 yapıyorum ve başka bir değişiklik yapmıyorum ve tamam diyorum. Ardından Heikinashi indikatörümüze geliyorum. Bunun bir hiçbir şekilde girdi ayarlarını değiştirmiyoruz. Varsayılan ayarlarıyla kullanıyoruz arkadaşlar. Ardından burada hacim indikatörümüz yani para giriş çıkışını takip edebileceğimiz bir indikatörümüz. Volume Flow indeks indikatörüne geliyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi bunun girdi ayarlarından Max Volume kısmını 0.5'i çekiyorum. Sinyal uzunluğunu da burada görmüş olduğunuz gibi 30'a çekiyorum. Stiller bölümünden ben buradaki emayla alttaki Flow indeksini yani para girişi para çıkışını gösteren yeşil olan EMA hareketli ortalamamızda turuncu olan bunların rengini belirginleştirdim ve kalınlaştırdım arkadaşlar. Siz de böyle yapabilirsiniz. Öncelikle bu stratejimize ne yapacağız? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Doğru bir al koşulu nasıl oluşur? Doğru bir sat koşulu nasıl oluşur? Bunlar hakkında sizlere bilgiler vermeye çalışacağım. Şimdi öncelikle bizim 200 periyotluk hareketli ortalama açmamızın en büyük sebebi trendin yönünü belirleyebilmek. Eğer mumlarımız 200 periyotluk hareketli ortalamanın üzerine çıkıyorsa bir yükselen trend olduğunu, 200 periyotluk hareketli ortalamamızın altına düşüyorsa da bir düşen trend olduğunu öngörüyoruz. Tabii ki de bunun tek başına bir faydası yok. O yüzden üç farklı indikatörü kullanıyoruz. Ardından burada görmüş olduğunuz gibi Heikin mumlarımız var. Heikin mumlarını eğer güzel bir şekilde kullanırsak gerçekten çok ciddi anlamlarda bize kar sağlayacaktır. Heykin aşıda bir al sinyalinin oluşabilmesi için Burada heykin aşı mumların renkleri Beyazdan pembeye geçiyor Pembe düşen bir trendin olduğunu Beyazlar ise yükselen bir trendin olduğunu bizlere söylüyor Burada görmüş olduğunuz gibi Bizim için bir al sinyalinin oluşabilmesi için Buradaki heykin aşı mumlarının Fitillerinin ve mumlarının Fiyatlar üzerine çıkması gerekiyor Yani şöyle daha net göstereyim Şu şekilde mumların Üzerinde olması gerekiyor. Bir alt sinyali olması için bizler için. Ardından yine bir alt sinyalinin oluşabilmesi için bizim için alt tarafta bulunan görmüş olduğunuz gibi flow index yani para girişi para çıkışı indikatörümüzün de olumlu bir sinyal vermesi gerekiyor. Bunun nasıl bir olumlu bu nasıl bir olumlu sinyal verir hemen sizlere onu anlatayım. Öncelikle görmüş olduğunuz gibi burada bir referans aralığımız var sıfır bölgesi. Yine aynı şekilde yeşil ve turuncu olarak iki tane çizgimiz var yeşil olan buradaki bu baktığımız pariti hisse senedine forex veya da kripto para birimi veya da bir alt altcoin'e bakıyorsak da buradaki yeşil onu giren para girişini bizlere gösteriyor. Ve buradaki turuncu olan çizgimizde hareketli ortalama ayrıyetten de para giriş indikatörüne entegre edilmiş bir sinyal diyebiliriz. Bizim için alt sinyalinde yeşil çizgimizin turuncu çizgimizi yukarıya yönünü kesmesi gerekiyor ve bunlarla birlikte bize bir al sinyali üretiyor. Şimdi öncelikle yavaş yavaş tane tane anlatarak ilerleyelim. Burada baktığımız zaman ilk önceliğimiz bizim hareketli ortalamanın altında bir fiyat kapanışının gelmesi gerekiyor. İlk sinyalimizin bu olması gerekiyor. Baktık, onaylıyoruz ve görmüş olduğunuz gibi burada hareketli ortalamanın altında bir kapanış sinyali geliyor. Bu benim için bir sat koşulu, yani short yönü. Yani trendin aşağı yönü düşeceğini öngörüyorum. Ardından direkt Buradaki heykel aşımlarına bakıyorum. Bakıyorum beyazdan mora dönmüş, pembeye dönmüş ve mumların üzerine çıkmış. Görmüş olduğunuz gibi. Ve buradaki iki indikatörün benim için bir sat sinyalini onaylıyor. Ardından direkt buradaki para giriş para çıkış endeksine bakıyorum ve para giriş para çıkış endeksinde de fiyat he, yeşil turuncuyu aşağı yönlü kesmiş. Daha önceden de kesmiş zaten. Ve baktığımız zaman burada bize bir al sinyalini üretiyor. Burada bir al sinyali bizim için üretilmiş oluyor. Şimdi buradaki sıfır bölgesinin fiyat altına düşerse para çıkışının olduğunu ve bizim için artık bir güvenli liman olduğunu görüyoruz. Ama sıfır bölgesinin üzerinde olursa da yine bir para çıkışı var. Görmüş olduğunuz gibi çünkü aşağı yönlü kesmiş. Ama burada biraz daha güvenli değil güvensiz bölge olarak da nitelendirebiliriz. Ama işleme girmemizi engellemez arkadaşlar. Çünkü stoğumuzu koyup gideceğiz. Şimdi biz burada bir al sinyaline giriyoruz. Görmüş olduğunuz bir sat sinyaline giriyoruz. Yani short yönlü piyasa düşecek yönde bir sat sinyaline giriyoruz. Ve arkasından görmüş olduğunuz gibi fiyatın düştüğünü görüyoruz. Peki benim stop olmam gereken yer neresi? Oldu da işleme girdim. Terste kaldım. Ben nerede stop olmam gerekiyor? Dersek de buradaki heykin aşı mumlarımızın üzerinde bir mum kapanışı gelirse stop olabiliriz. Veya da yine zaten aynı ile tekabül ediyor. Buradaki para giriş para çıkış endeksimiz yukarı yönlü kesiştiğinde bir stop olma ihtimalimiz var. Burada da zaten yukarı yönlü kesmiş görmüş olduğunuz gibi ama fiyat aşağı yönlü düşmüş. Neden aşağı yönlü düşmeye devam etmiş? Çünkü bir düşen trend içinde olduğumuz için trendin devamının gelmesini isteriz. Peki bir alt sinyalinde yani fiyatın yükselme ihtimalini değerlendirdiğimiz sinyalle neler yapmamız gerekiyor? Öncelikle burada görmüş olduğunuz gibi yine aynı şekilde bizim burada sinyalimiz gelmiş. Bakın. Burada bir al sinyalimiz gelmiş. Heykün aşı mumlarımız beyaza dönmüş. Mumlarımız üzerinde. Ve burada tek bir farkımız var. Şu. Buradaki hareketli ortalamanın fiyat altında. Şimdi bu durumlarda ne yapmamız gerekiyor? Bu durumlarda da işleme girebiliriz. Buradaki para akışı endeksimizi, endeksimizi takip ederek. Ama burada şöyle bir olay yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Eğer para akışı endeksimiz en ufak bir şekilde aşağı yönlü kırılırsa stop olmamız gerekiyor. Şimdi baktığımız zaman buradan işleme girersek bizim ilk direnç bölgemiz hareketli ortalama olacaktır. Yani şuradan işleme girdiğimizi varsayıyorum. Şurada bize sinyali vermiş. Tam net alamadım. 0.34'de bizim satış sinyali koymamış geri gerekiyor ve buradan kar al yapmamız gerekiyor. Eğer bu mu bunun üzerinde kapattıysa artık zaten bunu takip ederim. Yaklaşık 0.90'a kadar bir kar al durumu ...yaşanmış. Baktığımız zaman üzerinde bir kapanış yapmış... ...ve fiyatları yukarı doğru devam ediyor. Bakın burada heyke naşı ile... ...birbirinin içine giriyor normal mumlarımız. Altında bir kapanış gelmiyor. Ama burada artık altında bir kapanış geliyor. Para çıkış endeksimiz de bunu onaylıyor. Ve ben burada artık stop oluyorum. Yani buradan kar al yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Ama yine benim tavsiyem... ...her zaman hareketli ortalamanın üzerinde... ...işleme girmek daha mantıklı olacaktır. Çünkü bunun sebebi de görmüş olduğunuz gibi... Her ne kadar burada da sinyal verse çok fazla yükselmeden fiyat aşağı yönlü düşüyor. Tekrardan yukarı yönlü çıktığını görüyoruz. Düşen bir trendimiz yine var. Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Daha önceden düşen bir trendin içindeyse ve hareketli ortalamamızın altında kalıyorsa da fiyatlarımız Heikin aşıyı takip ederek arkasından money flow dediğimiz yani para girişi indikatörümüzü takip ederek buradan da işlemlere girebiliriz. Yaklaşık şuradan bize bir sat sinyali veriyor ve yaklaşık ortalama 0.70'lik bir düşüş yaşanıyor. 5 dakikalık bir periyotta olduğumuz için kar oranımızı 0.5 yapabiliriz. Örnek veriyorum 0.5'e geldiği zaman otomatik olarak kar al yaparız. Daha sonra tekrardan eğer fiyat düşmeye devam ediyorsa yarım kalan içeride kalan paramızı da karımızı devam ettiririz veya da tam tersi gidiyorsa da karımız kadar stop koyarız. Fiyatı o şekilde devam ettirebiliriz arkadaşlar. Bunlara çok fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Yine baktığımız zaman bir al sinyalinin veya bir sat sinyalinin net olduğu bir yere bakalım. Burada görmüş olduğunuz gibi hareketli ortalamanın fiyat altına düşüyor. Hareketli ortalamanın altına diyorum, düzeltiyorum. Hatta tam kesişimden göstereyim çünkü bizim ilk önce kesişimleri ben öneriyorum bu konuda. Görmüş olduğunuz gibi hareketli ortalamanın üzerinde bir kapanış yapıyor. Burada hareketli ortalamanın 200 periyotluk hareketli ortalamanın üzerinde bir mum kapanışı geliyor. Ve buradaki heykin aşı mumlarımız beyaza dönüyor. Bizim için bir al koşulunu sağlıyor. Baktığımız zaman money flow indeksimizde gayet bir al sinyalini karşılıyor. Daha önceden kesişmiş. Ve bize burada bir al sinyali veriyor arkadaşlar. Tam şuradaki mumda. Baktığımız zaman yaklaşık şuradaki mumdan. yaklaşık 0.90 ve şu tepeye alırsak da %1.5-1.70'lik bir kar oranını bizlere vermiş olduğunu görüyoruz. Peki bir de şöyle bir şey var. Bir de şunu deneyebilirsiniz. Eğer ben karımı devam ettireceğim diyorsanız da örnek veriyorum. Bakın burada etkileşim mumlarının altında bir kapanış yapmış ama buradaki para çıkış indek, endeksimizi aşağı yönlü bir kesişim olmamış. Bu yüzden buradakine uymayabiliriz. Eğer bu tarz durumlarda hareketli ortalamamızın altında bir fiyat kapanışı yapıyorsa burada stop olmamız daha sağlıklı olacaktır. Tabii ki de burada da önemli olan ayrıntılar var. Onları sizlere söyledim. Baktığımız zaman yine bir al sinyalimiz geliyor burada arkadaşlar. Düzeltiyorum. Tam burada bir al sinyalimiz geliyor. Fiyat yukarı yönlü kesiyor. Direkt bak bakıyoruz. Bize şurada bir al sinyali vermiş. Tam burada ufak bir çizgi yukarıya atmış. Yani şuradaki mumun kapanışında yukarı doğru bir çizgi gelmiş. Yaklaşık 0.20'lik bir kar oranı vermiş. Söylemiş olduğum gibi arkadaşlar burada hem hareketli ortalamaya hem money flow, money flow indeksine hem de Haken Ashi mumlarımıza çok fazla dikkat etmemiz gerekiyor ki daha doğru, daha düzgün karları alabilelim. Eğer Haken Ashi mumlarını iyi bir şekilde kullanırsanız da gerçekten ciddi anlamda İyi paralar kazanacaksınızdır arkadaşlar ve getirisi de güzel olacaktır. Bakın burada da çok güzel bir şekilde al sinyalini bizlere vermiş. Anlatmış olduğum eğitim videosunu beğendiyseniz lütfen eğitim videomuzu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Çünkü sizin beğenileriniz sayesinde ben bunları her gün sizler için çekiyorum. Benim bu eğitim videosu hakkında anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın bol kazançlar.